Güzel bir günden yeni videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle bir güzellik bir ağaçla açayım istedim videomu bugün. Nasıl güzel ama değil mi? Bahar geldi. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Kalktık, uyandık, kendimizi toparladık, giyindim. Şimdi dışarıya çıkıyorum. Eksikler var, onları alacağım. Biraz da çarşıda dolaşacağım. Böyle yolu da çekeyim benim yürüdüğüm yerleri. Böyle arkadaşlar, görüşürüz tekrar. Böyle çöp bidonlarına ayrılmış alanlar var buralarda. Herkesin evinde var böyle çöp bidonları. Günü geldim böyle dışarı çıkarılıyor. Diğer günlerde böyle yerde muhafaza ediliyor. Böyle bir tişört buldum, siyah, tam benim tarzım. Yakaları böyle dante. Bunu alıyorum. Fiyatı da 4 euro. Böyle makrame kırlentler var, 13 euro bu da. İçinin dolgulusuyla beraber. Bu da burada 8 euro. İçinin yastığıyla birlikte. Burada çeşit çeşit kırlent yüzleri var. 3,5 euro fiyatları var böyle. Hangini beğenirseniz. Böyle. Bu da yeni çıkan Tuğba'nın yazlık için aldığı koltuğun kumaşından. Hepsi 3,5 euro. Hangini beğenirseniz. Böyle rengarenk peluşlar da var. Böyle bunlardan var. Böyle servisler var. Füme rengi, grisi. Bir de burada kahve tonu var. 1 euro tanesi. Bunlardan alayım şimdi Tuğba'nın yazdığını. Böyle sepet var. Bayıldım buna. 10 euro. Ama bagajım küçük olduğu için götüremem. Çok hoşuma gitti. Bir de burada böyle sepetler var. Bunlar da 6 euroymuş. Tamam. Bunlar böyle 11,5 euro. 8,5 euro. Bir de bunları çok beğendim. Bakın. 11,5 euro ama yerim yok, götüremem. Bunlardan aldım grisini ben. Yazlığa 10 euro burada. Şu var çok güzel. İçi mumluk yine böyle. Lamba koyabilirsiniz. Bu da 20 lira. 20 euro yani. Böyle. Bu evleri de çekmek istedim arkadaşlar. Burası da bayağı çok eski bir evler var. Yani bunların da yapılması gerekiyor herhalde. Tabi burası köy olduğu için her yer yeni değil. Burası da böyle bir eski bir mahalle. Yapılması gereken binalar var. Bakar mısınız? Ama taştan oluyor. Her yeri taştan. Bakın tuğlalardan. Böyle. Burayı da çekeyim dedim. Yani her yer böyle. Ama tabii ki düzgün sokaklar. Binalar eski. Burası da böyle bir eski bina. Dışının falan yapılması gerekiyor. Ama oturanlar var herhalde. Bilmiyorum. Yok herhalde. Boş. Burası da çok şirin bir ev böyle. En altı da çiçekçi. Kapının önünde böyle çiçekler var. Şöyle. Geçerken çekmeden duramıyorum sizlere göstermek için gezdiğim yerleri. Çok şirin. Böyle bir de heykel var burada. Şöyle bir kız. Bunu da göstermek istedim. Ertesi günden tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Yine ben bugün sabahleyin uyandım. Ortalığı topladık. Ondan sonra bugün Ayşe ile bizim ilkokul öğretmenimiz var. İlkokul dediğim 6. sınıf öğretmenimizdi değil mi? Bize ilk geldiğimiz sene bize Almanca öğretmişti. Onun derslerine katılmıştık. Bütün Türkler olarak, yabancılar olarak bir sene Almanca dersi almıştık. Bayağı bir işimize yaramıştı yani. Bayağı bir geliştirmiştik Almancamızı. Bugün beni görmek istemiş. Duymuş geldiğimi. Ayşe de dedi gidelim dedi. Biz de şimdi onun için hazırlık yapıyoruz. Gözleme yapacağız değil mi? Gözleme yapacağız. Ayşe konuş. Kafa sallama. Emme basma tulumma gibi diyorlar ya. Ispanaklı gözleme yapıyoruz. Ve patatesli gözleme yapıyoruz. Şimdi bizim keçi peyniri vardı Ayşe'nin. Evet. Yarım kilo vardı herhalde o. 250 gram vardı. 250 gram. Evet. Onu koyduk. Ispanakları yıkadık. Doğradık onu da. Patates haşladı Ayşe. Tuz, karabiber, bir de pul biber koyacağız. Ben de burada şimdi hamuru yoğuracağım. Mayalı bir hamur. İçinde süt var, yoğurt var.
Ilık su var mı? Ilık su. Ilık su da var birazcık. Ilık su da var. Yoğurdu koymadım. Dur, yoğurdu koyacağım. Ha, birazcık da yoğurt koyacağız daha çıtır çıtır olsun diye. Şimdi ben hamuru yoğurayım. Al sen. Heh, bir kaşık mı, iki kaşık mı? İçi hazır zaten. Bir tek patatesleri kaldı. Sen mayayı ezdin mi? Ezdim, ezdim. Hazır o. Şöyle iki kaşıkla yoğurt koyalım. Şimdi bunu yoğurduktan sonra birazcık beklemeye bırakacağız. Ondan sonra gözleme yapacağız. Bugün hem iftar gibi olacak. Biz konuştuk onlarla. Dedik iftar gibi olsun. Hep beraber onlarla birlikte yemek yiyeceğiz. O kadar alışmışlar ki Türklere. Yani değil mi Ayşe? Görüşüyorsunuz da burada. 15'te bir mi? Her 3 haftada bir biz böyle bir buluşuruz. Evet. Bazen şeyde buluşuruz. Bir yeri var onun orada. Evet. Orada istediğimizi götürürüz. Bazen de dışarılarda buluşup yemek yeriz. Çay kahve içeriz. Evet. Alışmışlar onlar da böyle Türk mutfağına böyle pişidir. Artık neler yapıyorsunuz ben bilmiyorum çok fazla da. Kısır, her şeyi götürüyoruz biz. Zaten çok seviyorlarmış yemeklerimizi bizim. Onlar da böyle tatlı türü, kektir artık kurabiye türleri Almanların meşhur. Onlar da çok tuzlu yok değil mi Ayşe böyle şeyler? Yok tuzlu onlar. Ama bizim hamur işimizi çok sever çok onlar. Seviyorlar. Çünkü bilmiyorlar ya. Bakın içini hazırladım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu biraz içeşim. Biraz pul biberi, karabiber, yağ, tuz. Evet yağ da koydum birazcık yağ içine. Yağ biraz koydum. Evet. Şimdi ben de bunu güzelce yoğurayım. Dinlenmeye bırakalım. Çok merak ediyorum. Şimdi gideceğiz saat artık 4-5 gibi orada buluşuruz. Ondan sonra hep beraber akşama birlikte oluruz onlarla. Pişirirken de gösteririz. Evet evet gösteririz sizlere. Tamam. Bir de bugün Ayşe'nin yardımcısı geldi. Burada kolundan ameliyat olmuştu bizim Ayşe. Hmm. Bayağı rahatsızdı. Ne vardı? Fıtık mıydı? Yok şu şeyde ve omuzumda Zeynin kız Almanlar bilirler. Bir yırtık vardı. Ha yırtık. Evet. 2,5 ay oldu ben ameliyat olalı ama çok zordu. Evet yani zorlanıyor. Sağ kolum bir de. Evet. Hamuru ben yoğuramıyorum. Onun için İknur'a verdim onu. Çünkü evet. Daha ağır iş yapamıyorum. Evet. O yüzden evine yardımcı geliyor onun da. Bugün bayağı bir güzel yaptı. Ortalığı sildi süpürdü. Evet. Şimdi biz de mutfağa girdik. Birazdan görüşeceğiz arkadaşlar. Kapat. Ben gözlemelere başladım. Ayşe dedi bana önce dedi hamuru yoğur dedi. Ben zannettim ki Ayşe açacak. Tamam açmaya da varım. Açtım şurada 3 tane. Bir de dedi ki makineye getiriyorum bir de pişir. Kız dedim ben hem açacağım hem dedim şey yoğuracağım hem de pişireceğim. Makinesi de böyle şey varmış. Gözleme makinesi. Boşuna burada misafir değilsin. Yap. Böyle gözleme Silex. Makinesi varmış arkadaşlar. Lahmacun makinesi bu. Evet çok güzel. Hem de Silex, yanında pişir evet. Dedi. Şimdi ben açıyorum vallahi bakın. Bakın içi de hazır hep şey. Gözleme. Hamurlarını da aldı. Eldiven de taktırdım evet, tabii. Evet eldiven de taktık böyle. Hı. Ama Ayşe ne yapıyor bu arada? Haşladı tavukları vardı. Hı. 3 tane but vardı değil mi Ayşe? 3. 3 tane but vardı onları haşladı şimdi makarna yapıyor. Gebratene Nudeln, Çinlerde bu çok yapılır. Hı. Kavrulmuş makarna diyorlar buna. Hı. Onu da size giriyor? Göstereceğiz. Evet, gösteririz. Ben bir yaparken. Yandan evet, şöyle alttan doğru bir yanaşıyorum. Ama bak Ayşe nasıl güzel yaptım. Bakın hem yoğurdum, hem açıyorum, hem de pişiriyorum. Tamam, saat ücreti verirsin. Yok. Ayşe, canım hadi benim. Bakalım. Çok tatlı bu ya. Vallahi çok tatlı. Hadi kapatıyoruz. Kapat. Arkadaşlar şimdi Ayşe gebratene noodle yapıyor. Yani kızarmış makarnaymış bu. Bunun içinde soya var böyle küçük. Havuç aynen rendelenmiş. Bunu zeytinyağında kavuruyorsun değil mi? Bir de şey pırasa. Pırasanın da küçük böyle yeşilliğini ince doğrayıp onları kavuruyor güzelce. Bir Çin yemeğiymiş bu. Burada da şimdi makarna var. Bunu haşladık. Tuzlu su da haşladık. Burada da tavuğumuz var işte. Bunları da böyle tiftik. Burada da yumurta. Kaç yumurta Ayşe? 2 tane var içinde. Burada da 2 tane yumurtayı yağda kızarttı. En son bunların hepsi birlikte birleşiyormuş. Ama bana göre güzeldir yani. Tavuk var, yumurta var, makarna, sebzesi de var. Yani son halini size gösteririm tekrardan. Şimdi sebzeler kavruldu, tavuklar ilave oluyor. Tencere küçük geldiği için Ayşe değiştirdi tencereyi. Bayağı içi bol oluyor. Tavuklarla kavrulacak değil mi Ayşe? Şimdi biraz bununla kavrulacağım. Ondan sonra? Ondan sonra da yumurtasını da en sona koyacağız. Evet.
Bunu kavuracağız. Makarnayı ilave edeceğiz. En son yumurtasını ilave edeceğiz. Kavrulmuş tamam, makarna tamam Çin yemeğiymiş bu. Gel ama bana koyalım. Göre güzel. Ah. Koyalım şimdi. Al bakalım. Makarnasını şöyle. Hı. Ay çok bunu yapacağız bunu ilk. Biraz da bırak bakalım azıcık içinde. Evet şöyle. Oo, doldu bu. Azıcık daha koy. Akşama çocuklar da senin oruçlu ya. Onlar da yer. Belki büyük öbür oğlun da gelir Özer. Ona tamam, da koyarsın. Şöyle yapalım. Tamam. Evet. Şöyle dursun. Şimdi bakın. Ben bunu güzelce ne bir böyle kavrulacağız. Altını üstüne alıyorum böyle. Aynen. Zeytinyağı var değil mi içinde? Şey ya. Bu ya işte ben bunu kullandığım için. Matola kaynıyor. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı arkadaşlar. En sonunda iki tane kızarmış yumurtayı ilave edip servise şimdi hazır. Şimdi zoya konacak önce. Ha, bir de zoya sosu konacakmış. Tuzunu, biberini ve zoyasını. Ayşe biz Türkiye'de çok zoya bak sosu şimdi kullanmıyoruz tatlım işte. Tabii biliyorum ben Japon işi de ondan. Evet zoya sosu şimdi burada her yemeğe bak, koyuyorlar. Her yemeğe bazen. Karabiberini koydum. Evet. Şimdi tuzunu atıyorum. Tuzunu koyuyorsun. Başka soya sosu. Hı. Bir de soya zozem nerede? O da sıvı olarak. Bir dakika. Yine bayağı bol böyle. Hı, bu da soya sosu arkadaşlar. Sıvı oluyor. Lezzet veriyor değil mi bu? Çok güzel lezzet veriyor. İşte bizim şimdi damak önce, tadımıza uygun değil ama deneyeceğim akşama bakalım nasıl bir tat. Önce yumurtasını şimdi koyacağız bir de. Hadi doğru. Al bakalım yumurtasını. Onu da alıyorum. Böyle arasını karıştıracağız. Oo, güzel misafire de güzel olur yani bu. Bunu biz değişik. Biz burada Çin lokantası var. Alıp yiyoruz bile. Evet yemeğe burada, gittiğiniz zaman bundan ama öğrenmişsiniz. Evet. Biz bırakır mıyız? Biz Türk'üz. Ne yapıldığını öğreniriz biz. Evet tarifini şimdi almışlar lokantada. Şöyle parça parça yaptım. Ayşe sana ne diyecekler biliyor musun? O kaşığı o tavaya vurma Ayşe. Hiçbir şey olmuyor bak. Bakın bana ne taktırdı bakın. Evet. Ayşe çok titiz aslında. Yok kız. Ama bakmayın kaşıkla karıştırdı tavayı. Olsun. O bir şey olmuyor. Ucuz diye. Bak bunu evet. Bu pahalı bunu. Bakın bunu hadi herkese afiyet olsun yapanlara. Bizlerden de size şey olsun yani fikir olsun arkadaşlar. Evet. Gözlememizin son hali böyle oldu. Pişirdikten sonra bir tarafına tereyağı koyduk. Böyle pişirdik. Burada da makarnamız. Şimdi hazırlanıp çıkıyoruz evden. Öğretmenimizle görüşmeye gidiyoruz. Öğretmenimiz yanında Alman arkadaşlar, Türk arkadaşlar burada buluşacağız şimdi. Gidiyoruz yavaş yavaş. Ayşe de yaptıklarımızı elinde götürüyor Ayşe. Hadi bakalım. Masamız hazırlandı böyle. Keyze kokun, gözlemelerimiz, pastalarımız. Şimdi hep beraber böyle Almanlarla birlikte biraz bekleyip yiyeceğiz arkadaşlar. Ayşe de yanımda. Bu da Aysel'im benim. Herkese afiyet olsun. Şimdi sizlere arkadaşlar Özgür'le veda ediyorum. Hepimiz oturduk, kahvelerimizi içtik. Arkadaşlarımla görüştüm. O kadar mutlu günler geçiriyorum ki bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki geldin arkadaşım. Hayatımıza, günümüze neşeler kattın. Oh. İnsanların çocukluk arkadaşları unutulmuyor arkadaşlar. Gerçekten evet. Öyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.